Amerikalı Sarah Kong adlı genç kadın Haiti'de 2010 yılında yaşanan depremin ardından bir yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak bölgeye gitti. Küçüklüğünden beri yardımseverliği ve iyi kalpli olmasıyla tanınan Sarah, artık kendini tamamen insanlara yardım etmeye adamıştı. Özellikle fakir ve hasta insanlar için elinden geleni yapan genç kadın Haiti'ye doğru yola çıktığında, hayatını tamamen değiştirecek bir hikayenin başladığından habersizdi. Depremin vurduğu bölgede binlerce kişi sokakta kalmıştı ve devlet yardımları yeterli olmuyordu. Sarah haftalarca hiç yorulmadan çaresiz insanların sorunlarını çözmek için çabaladı. Bir akşam görev yaptığı merkezden kaldığı otele doğru yürürken yol kenarındaki çöplerin arasında terk edilmiş bir bebek gördü. Bu küçük bebeğin kocaman bir kafası vardı ve bu ne yazık ki hidrosefali belirtisiydi. Haiti'de normalden daha fazla görülen hidrosefali hastalığı, kafa içinde sıvı birikmesiyle birlikte beyne basınç yapılmasına sebep oluyor. İstatistiklere göre çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Genelde ailesi tarafından terk edilen ya da hastanede gerekli bakımı göremeyen bu bebeklerin %99'u hayatını kaybediyor. Nika da doğuştan bu rahatsızlığı yaşayan bir bebekti. Oldukça fakir olan ailesi ondaki hastalığı fark ettikten sonra ölüme terk etmişlerdi. Ancak Nika'nın hayatı Sarah onu bulduktan sonra değişti. Bebeği hemen bir hastaneye götüren genç kadın tedavisi için de çok çaba gösterdi. Ancak ekonomik krizde boğuşan ülkede bu hastalık konusunda uzmanlaşan doktor bulmak çok zordu. Elinden geleni yaptı ve masrafları kendisi karşılayarak bu çaresiz bebeğin ameliyat olmasını sağladı. Bu operasyon Nika'ya biraz daha zaman kazandırsa da yeterli çözüm olmadığını biliyorlardı. O anda Sarah bir karar verdi. Küçük kızı evlat edinerek Amerika'ya götürecekti. İşlemler başladıktan birkaç gün sonra beklediği haber de geldi. Nika artık resmi olarak Sarah'ın himayesine geçmişti. Genç kadın ülkesine dönmeden önce Nika için en iyi ameliyatı kimin yapabileceğini araştırdı. Oldukça maliyetli bir operasyon olsa da bunu göze almıştı. Tek isteği Nika'yı hayatta tutmaktı. Amerika'ya döndükten sonra doktorlar Nika'nın sağlığına kavuşması için birkaç operasyon daha gerçekleştirdi. Bu sayede baş çevresi genişliği 5 cm azaldı. Zorlu sürecin ardından Sarah, erkek arkadaşıyla birlikte Nika'nın ailesi oldu. Onun sağlığı için zamanının büyük bir bölümünü tıbbi kontroller ve hastanelerle geçirse de bir an olsun şikayet etmeden bakımını üstlendi. Nika'nın özel bir çocuk olduğunu ve kendisine güç verdiğini belirten Sarah, onun yüzündeki küçük bir gülümsemenin en büyük mutluluğu olduğunu da söylüyor. Sarah'ın hikayesi, doğuran mı anne yoksa büyüten mi tartışmasını da bir kez daha akıllara getiriyor. Peki siz ne dersiniz? Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.